Oh, evet, herkese merhaba. Bugün sizinle birlikte atölyeme aldığım yeni malzemeleri inceleyeceğiz. Biliyorsunuz Amerika'ya geldim ve burada herhangi bir atölye veya proje yapacak malzemem yok. Bir önceki videoda sizinle birlikte buradaki stüdyonun nasıl kurulduğunu paylaşmıştım. Şimdi bu videoda da elektronik projeler veya benim kanalımdaki yaptığım projeler gibi projeler yapabilmek için elinizin altında olması gereken alet edevatları aslında size göstereceğim. Daha doğrusu ben bunları zaten kendime aldım. Yani aslında buradaki aldıklarım benim minimum bir atölye gereksinimleri. Bunların paketlerini de sizinle birlikte bu videoda açacağız. Benim kanalımı takip eden arkadaşlar zaten genelde atölye kurmayı isteği oluyordur. O yüzden bu video size de bir referans olabilir. Yani hangi malzemeleri almanız konusunda. Tabii ki buradaki benim tercih ettiğim malzemeleri tercih etmek zorunda değilsiniz. Kendi bütçenize göre bunu şekillendirebilirsiniz. Eğer bu videoya çok fazla yorum gelirse ve çok fazla like gelirse, yani bu video beğenilirse, bütçeye göre atölye seçenekleriyle alakalı videolar çekmeye devam edeceğim. Buradaki malzemeleri ben birazcık kendi tercihime göre, bazılarını iyi, bazılarını bütçeye uygun, bazıları olması olur malzemeler olabilir. Ama genel olarak çok fazla lüks malzeme veya gereksiz malzeme içermiyor. O yüzden bütçe bir tık yukarıda olabilir. Ama dediğim gibi eğer isterseniz yorumlar bunu belirtirseniz mesela 1000 TL'ye basit bir atölye nasıl kurulur gibi videolarda çekebilirim. Neyse fazla uzatmanı isterseniz buradaki malzemeleri incelemeye başlayalım. Şunları hepsini bir kenara çekeyim. Bunları zaten sırayla açmaya başlayacağız. Şimdi atölye dendiğinde benim ilk aklıma gelen şeylerden bir tanesi bu kesme matı. Kesme matı ve poşetini çıkartalım. Sert bir yüzeye sahip. Bu sert yüzey sayesinde üzerinde böyle bir kesme işlemi yaptığınızda veya işte bir delme işlemi yaptığınızda tabii ki matkapla deldiğinizde altına geçiyor ama dediğim gibi böyle dikkatli yaparsanız masaya zarar vermiyor. Yani özellikle masanızı korumak istiyorsanız kesme matını mutlaka öneriyorum. Üzerindeki şu tarz ölçüler de size bazı konularda mesela ölçü almak için cetvel kullanmadan hızlıca işlem yapmanızı sağlayabilir. Bu kesme matının özellikle arka tarafı şöyle gösterirsem daha net olabilir. Gördüğünüz gibi farklı farklı şekillere, açılara vesairelere, hatta şurada elipslere bile sahip. Mesela burada çalışırken hızlı bir şekilde atıyorum 30 mm çapındaki yuvarlak burada var. Buna göre ölçü alıp çalışabilirsiniz. Bu kesme matı bana kargolanırken rulo halinde gelmişti. Açıkçası bunu düzeltmek için birazcık uğraştım. Tabii ki kargoda bu şekilde yollayamayacaklar için rulo yapıp yolluyorlar. Sert bir malzemeye sahip ama şöyle, mesela bunu bir halının altına koyduğunuzda biraz durduğunda kendine geliyor. Zaten masanın üstünde durdukça da yine masanın formunu alacaktır. Eğer imkanınız varsa mesela sıcak hava tabancasıyla tabii ki bunu eritmeden şöyle birazcık ılık hale getirip yaptığınızda çok daha kolay bir şekil alacaktır. Ben özellikle atölyemde bu tarz yani kesme matlarını çokça kullanıyorum ve tabii ki benim vazgeçilmezlerimden bir tanesi. Çalışırken açıkçası hem konfor sağlıyor hem de dediğim gibi mesela bunun üzerinde elektronik bir şeyler yaptığınızda sadece bunun üstü kirleniyor. Masanızda çok fazla kirlenmemiş oluyor. Mutlaka bunu öneriyorum. Özellikle elektronik olarak düşünmeyin, maket işleriyle uğraşanlar veya işte yapıştırmalarla model uçak yapanlar vesaireler vesaireler bu kesme matlarını kullanabilirler. Bu arada bunun boyutu A2. Bunun A5'i var, A4'ü var, A3'ü var, A2'si var. A2 büyük olduğu için ben bunu tercih ediyorum. Eğer sizin çalışma alanınız küçükse daha küçük ölçülerdeki bu kesme matlarını da tercih edebilirsiniz. A2 bu büyük olan ölçü. Bu üzerinde şu anda 58 cm'e 43 cm'lik bir alanı var. Yanlarda da birer daha eklediğinizde işte 59'a 44 cm'lik bir alanda çalışma yapabiliyorsunuz. A3 bunun yarısı kadar. A4 A3'ün yarısı kadar. A5 de A4'ün yarısı kadar diye sayı büyüdükçe buradaki ölçü yarıya inerek ilerliyor. Özellikle yapıştırma işlemlerini yaparken de veya bir devreyi burada lehimlerken de hem burası çok kolay kolay zarar gelmiyor. Tabii ki havayı buraya değdirdiğinizde burası eriyor. O kadar dayanıklı değil. Ama mesela bir şey yapıştırırken yapıştırıcı isterseniz damlıyor. Bunun üstüne damladığında çok fazla işçiniz acımıyor. Zaten bu yüzey kirlendiğinde arkasını çevirip de bir o yüzeyi de kullanmaya devam edebilirsiniz. Zaten bir uzun bir süre kullandıktan sonra bunu atıp yenisini almanız gerekecektir. Kesme matını şöyle hemen kenara kaldıralım. Bu kesme matı haricinde benim daha önce kullanmadığım ama ne zamandır merak ettim şöyle silikon bir tane pad var. Bu silikon pad tam olarak elektronik işlerle uğraşmak için aslında. Bunun üzerinde diğer kesme matı gibi bir kesme işlemi yaptığınızda bu silikon yaralanacaktır. Yani kesmelere, delmelere dayanıklı değil. Ama ısıya dayanıklı. Bu ne demek? Bu silikon pad'in üzerinde bir lehim işlemi yaptığınızda aşağı herhangi bir zarar gelmiyor. Ve bunun şöyle hem esnek yapısından hem de yüzeyinden dolayı temizlemesi gayet kolay. Bu arada şöyle dokunduğumda çok enteresan bir hissiyatı var. Bilirsiniz böyle yumuşak gibi hissettiriyor ama yumuşak değil, sert. Yani kısmi yumuşak ama dokunduğunuzda böyle çok değişik bir hissiyat var. Şu üst kısımda da bölmeleri var. Bu bölmeleri de mesela telefon söktüğünüzde veya bir elektronik parça söktüğünüzde vidalarını, parçalarını koyabileceğiniz bölümler yapmışlar. Hatta şurada küçük bölümler üzerine numaralarını bile yazmışlar. Toplamda 56 tane numara var. Yani küçük aslında bölme var. Burada 8 tane orta boy bölme var. Şurada
büyük bölme var 3 tane. En büyük bölme de şuraya ortaya koymuşlar. Açıkçası bu benim çok hoşuma gitti. Bu arada arka tarafında da manyetik bir yapıştırıcı var. Yani bunu büyük ihtimalle kaymasın, sağa sola oynamasın diye metal bir yüzeye yapıştırdığınızda duruyor. Başka hangi amaçla kullanılıyor şu an ben de bilmiyorum. Ama bu pet gerçekten çok hoşuma gitti. Büyük ihtimalle atölyede sıkça kullanacağım şeylerden bir tanesi olacak. Zaten ben kesme matını hiç masadan kaldırmadığım için kesme matının üstüne bunu yerleştirerek kullanacağımı düşünüyorum. Bu arada bu ürünlerin hepsinin fiyatlarını merak ederseniz de aşağıdaki linkleri kontrol edebilirsiniz. Dediğim gibi buradaki alternatif ürünleri de kendinize göre daha uygunları da varsa onları da seçebilirsiniz. Bunların çünkü çok çok farklı modelleri var. Evet, silikon pedimiz de kenara kaldı ama bu gerçekten şeyi çok güzel. Hissiyatı çok güzel. Video devam ederken bir ara verip size bu videonun sponsoru GLC PCB'den bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz videolarımda projeler yaparken birçok PCB tasarlıyorum ve bunları ürettiriyorum. GLC PCB kanalımıza bu noktada destek olacak ve PCB'leri artık GLC PCB'de ürettireceğim. Gelecek videolarda yapacağım projeler için bir kart ürettirdim. Toplam 5 tane ürettirdim ve toplam 2 dolarlık bir maliyeti oldu. 2 dolarlık maliyet harcında 15 dolarlık da bir kargo ücretiyle birlikte bana ulaştı. Hatta bu paketi de size birlikte açalım. Yani 17 dolar, 18 dolar civarında çok kaliteli PCB'ler ürettirmiş oldum. Bunlar da birer Arduino olarak projelerimde kullanacağım. Eğer siz de PCB ürettirmek isterseniz video açıklamasına GLC PCB'nin linkini bakıyorum. Merak eden arkadaşlar varsa oradan siteyi ziyaret edebilirler. Zaten PCB tasarımımızı yaptıktan sonra GLC'nin sitesine girerek Gerber dosyalarını yüklemeniz gerekiyor. Eğer standart ayarlarda ürettirecekseniz gayet benim genelde kullandığım şekilde PCB'ler ürettirebilirsiniz. Ama isterseniz de kendinize özel oradaki seçenekleri seçerek ilerleyebilirsiniz. Farklı seçenekleri seçtiğinizde tabii ki maliyetler artacaktır veya farklı kargoları tercih ettiğinizde maliyetler değişiklik gösterecektir. Eğer projelerinizde yüksek kaliteli PCB'ler kullanmak istiyorsanız siz de GLC PCB kullanabilirsiniz ve bir kez daha bu video sponsor olduğu için GLC PCB'ye çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz bu kanal sponsoru aldığında çok daha sık video ve çok daha iyi videolarla karşınızda olacak. Şimdi videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi buradaki kutulardan bir tane büyük açmak istiyorum. Şurada mesela şu büyük kutumuzu açabiliriz. Bunun büyük ihtimalle güç kaynağı var. Aynen. Minileaf'in bir güç kaynağı. Bu 300 wattlık bir güç kaynağı. Şöyle markamızda burada yazıyor. 0-30 volt arasında voltajını ayarlayabiliyoruz ve 10 ampere kadar da verebiliyor. Normalde 0-65 amper seçeneği de vardı ama zaten 24 yani 12 voltun üstünü çok fazla kullandığımı hatırlamıyorum. O yüzden amperin yüksek olması benim için daha büyük avantajdı. Eğer sizin için voltaj daha önemliyse 0-60 volt 5 amperlerini tercih edebilirsiniz. Kutuyu açtığımda şurada bir tane direkt çevirici çıkıyor. Burası zaten şu anda Amerika'da kullanılmışlardan. Arka tarafına da diğer seçenekler takabiliyorsunuz. Şu an içinden çıkan adaptörün ucu ise bizim Türkiye'de kullandığımız standart Avrupa ucundan. Buna kenara koyalım güç kablosu. İçerisinden iki adet şöyle siyah ve beyaz olmak üzere şey çıkıyor. Proplar çıkıyor. Bu propları güç kaynağının ucuna bağlayacağız. İçerisinden çıkması güzel bir özellik. Belki hemen yanımızda olmayabilirdi. Şöyle çıkardım. Bayağı boyutu küçük gibi görünüyor. Kutuyu hemen şöyle kenara koyalım. İçerisinde bir adet şöyle gülen bir kağıt çıkıyor. Arka tarafta QR kodlar var. Tamam, garanti için biz de direkt iletişime geçin falan diye bir kağıt çıkıyor. Bunu kenara ayırabiliriz. Hatta kutunun içine atalım. İçerisinden bir yerde şöyle iki sayfalık bir manuel çıkıyor. Manuelde neler yazıyor acaba bakalım. Özelliklerini yazmış. Nasıl kullanılacağını yazmış. Zaten çok basit bir cihaz olduğu için kullanmak üzere çok fazla bir şey yazmıyor. Bu arada beklediğimden küçük geldi. Hani 10 amperlik bir cihaz dediğimizde ben birazcık daha büyük bir şey bekliyordum. Ama zaten cihazlar yenilendikçe yani bunların içerisindeki teknolojiler geliştikçe veya yeni çalışmalar yapıldıkça bu cihazlar gerçekten çok kompakt hale geliyor. Ve görüyorsunuz yani şöyle elimi koydum elimden küçük şu darlığı. Ya ve hafifliği de bayağı iyi. Tabii kalitesi nasıl ona bakmak gerekecek. Şu an kutu açılışlarını yapıyoruz ama bunların uzun kullanım testiyle alakalı da ilerleyen videolarda size bilgiler aktaracağım. Belki yaptığımız projeler içerisinde denk geldikçe bunlardan yine bahsederim. Dikkat etmemiz gereken bir kısım, yani sizin şu an dikkat etmeniz gerekmiyor ama benim dikkat etmem gerekiyor. Şu arka tarafta bir ayarı var. Burada gördüğünüz gibi 230 volt yazıyor. Bunu Türkiye'de bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama ben Amerika'da olduğum için voltaj seviyesi burada farklı. 110 volt. O yüzden ben bunu 115 seçeneğini aldım. Eğer bunu yanlış bir şekilde fişe takarsanız güç kaynağının zarar görecektir. Size zarar verebilir. Ama dediğim gibi Türkiye'de 220 volt kullanıyor biliyorsunuz şebeke elektriği. Bunun 230 voltta olması gerekiyor. Kullanım kılavuzunu okuyabilirsiniz. Ona mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Şimdi hatta biz bunu bir de fişe takalım. Fişe taktıktan sonra ekranına falan da bakmış oluruz. Boyutu gerçekten çok şık. Yani hani böyle masa üstüne şöyle durduğunda kaba bir şey durmasındansa şöyle gördüğünüz gibi aşırı şık duruyor. Dikey uzun ve gerçekten çok küçük. Böyle istediğiniz yere de pıt pıt götürebileceğiniz tarzda. Benim çok hoşuma gitti. Büyük olmaması özellikle bayağı sevdim. Evet. Şimdi güç kaynağımız açmaya hazır. Şurada açma kapama butonumuz var. Evet. Gördüğünüz gibi burada voltaj, amper ve burada da watt gösteriyor. Watt'ı göstermesi ayrıca güzel. Normalde voltajla amperi çarptığınızda watt'ı bulabiliyorsunuz ama direkt hali hazırda gözünüzün önünde bağladığınız cihaz ne kadarlık bir enerji tükettiğini yani kaç watt gücünde aslında
çalıştığını, ne kadarlık bir güç gerektirdiğini buradan hızlıca görebiliyorsunuz. Bu arada aletin kalitesi güzel ama gözüme çarpan şuradaki tuşların kalitesi yani fena değil. Yani kullandığınızda size bir sıkıntı çıkarmayacaktır ama şöyle baktığınızda daha kaliteli plastikler olabilirdi, evet. Bunun gibi şeyler var. Tabii ki bu tercih ettiğim cihazlar uygun fiyatlı sınıfına girdiği için böyle. Yoksa siz normalde 5-6 bin lirada güç kaynağı alabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi minimum maliyetlerle burada bir şey yapmak isterseniz iyi cihazlardan bir tanesi ve bana da bunun sonu çıkaracağını zannetmiyorum. Şöyle voltaja bakalım. 30 volta kadar, 31.5'a kadar çıktı şu anda. Bu arada şu aşağıdaki voltaj ayarlama ince ayar. Yani böyle çok virgülden sonrasını detaylı ayarlamak isterseniz, hassas bir şekilde ayarlamak isterseniz yukarıdaki düğme ise birazcık daha kaba ayarlamak için. Aşağıda aynı şekilde amperde sınırlayabildiğiniz bir seçenek var. Şuralarda zaten bu içerisinden çıkan propları bağlayıp istediğimiz derece kullanacağız. İsterseniz buraya farklı proplar da bağlayabilirsiniz. O artık sizin tercihiniz. Voltajı yaparken şöyle yukarı kısmı aldığımızda hızlı yükseliyor ama alçaltırken biraz beklemeniz gerekiyor. Bu herhalde iç yapısıyla alakalı bir problem. Yani problem demeyelim daha doğrusu buna. Bu şekilde yapmayı ayarlamışlar muhtemelen. O yüzden biraz bekledikten sonra istediğiniz voltaja geliyor. Muhtemelen kapasitörlerle alakalı bir şey. Cihaz açıkçası benim çok hoşuma gitti. Küçüklüğüyle, hafifliğiyle çok kullanışlı görünüyor. İnşallah uzun kullanım testinde de bir sıkıntı çıkarmaz. Bu arada siz burada kısa devre yaptığınızda yine burada kısa devre olduğunu gösteriyor. Şuradaki CV ise şu an normal bir sıkıntı olmadığını, yani kısa devre olmadığını gösteriyor. Bu şekilde cihazımızı kapatabiliriz. Kapattım. Bakalım ne kadar süre sonra kapanacak. İlk voltaj olsun, sonra da kapandı. Evet, bu cihazımızı da artık kenara ayırabiliriz. Bu arada bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve bu kanala geldiyseniz hemen aşağıdan abone olup olmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Eğer bu kanala abone olursanız ve abone sayımız çok fazla artarsa yaptığım projelerde çok daha iyileşmeye başlıyor. Çünkü abone sayım ne kadar fazla olursa o kadar rahat sponsor bulup çok daha güzel projeler yapabiliyorum. O yüzden bana destek olmak isterseniz, bu kanala destek olmak isterseniz hemen aşağıdan abone ol butonuna basabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Şimdi ihtiyacım olan aldığım malzemelerden bir tanesi şöyle bir maket bıçağı. Bu maket bıçağıyla paketleri açayım. Onu da göstermiş olayım. Şöyle açalım. Burada da bir tane havyamız var. Senarigo diye bir havya. SH72 Soldering Iron. Normalde biliyorsunuz TS100 diye bir havya var. Herkes kullanıyor, çok memnun. Fiyatı bir tık yüksek. Yani normalde atölyenizde kalıcı olarak kullanmak isterseniz çok iyi bir havya. Alabilirsiniz. Hatta ben de o havyadan almak istiyordum. Birincisi stok bulamadım. İkincisi şöyle uygun fiyatlı, yani onun gibi olmasa da ona benzeyen, yani o ince bir yapıda havya buldum. Bunu bir denemek istedim. Gerekirse zaten farklı havyalarda atölyeme almam gerekiyor. Yani bir tane kullanmıyorum genellikle çünkü. Bunun TS100'den daha iyi olduğunu iddia edemem. Burada bir tane kutusunu açtığımızda kullanım kitapçığı çıkıyor. Burada Çince var. Arkası İngilizcedir büyük ihtimalle. Hemen bakalım. Toplam 65 watt gücünde. 12-24 volt giriş destekliyor. 1.5 ampere kadar çekiyor diyor. 220 ile 400 derece arasında ayarlanabiliyor. Tamam, ağırlığı falan bahsettim. 60 gram zaten çok hafif. 24 voltta da 65 watt destekliyormuş. Yani 12 voltta 18 watt destekliyor. 24 voltta da 65 destekliyormuş. Bunun aralarında verirseniz de wattajı da ona göre değişiyor. Yani kullanım kılavuzuna bakarak bunları öğrenebiliyorsunuz. Şimdi şöyle içerisinden bir tane uç çıkmış mesela. Ben bunu tabii bunun dışında farklı uçlarda satın aldım. Bu yassı ince geniş bir uç. Yani bununla hassas bir lehim yapmak çok mantıklı değil. Ve bir adet de havyamız çıkıyor gördüğünüz gibi. Bu da kendi gövdesi. Gövdenin üzerine şöyle baktığımda burada bir tane ayar düğmesi var. Ve üzerinde 200 derece ile 420-440 derece diyor. Kullanım kitapçığında da sanırım öyle diyordu. 400 derece diyor. Yani buradaki 400 dereceyi büyük ihtimalle aşamıyor. Dış plastiği yani hani çok kaliteli bir hissiyat vermiyor. Ve bu havyayı beslemek için de şurada zaten yazıyor. Arka tarafta 5.5-2.5'luk jack girişiyle beslemeniz gerekiyor. 12-24 volt arasında verebiliyorsunuz. Üzerinde ne bir led ne bir şey var. Yani ısındı mı ısınmadı mı değil. Çok basit mantıkta. Çok uygun fiyatlı olma kategorisine bir havya. Ama şöyle söyleyeyim. Ben Türkiye'de de zaten kalem havya kullanıyordum. Yani çok ucuz maliyetli bir kalem havya kullanıyorum. Eğer uygun fiyatlı bir şey istiyorsanız bu kesinlikle sizin için çözüm olacaktır. Şu şekilde de ucunu rahat rahat takıp çıkartabiliyorsunuz. Buradaki pedler bir süre sonra bozulur mu bilmiyorum. Dediğim gibi bu uzun kullanım testlerini size daha sonra göstereceğim. Şimdi ben bunu ısıtsam mı? Birazdan aslında şey yaparız. En sonunda bunun testini yapalım. Çünkü daha burada havya standını çıkarmam gerekiyor. Bu havyayı aldıktan sonra tabii ki şey de yapabiliyorsunuz. Farklı uç seçenekleri alabiliyorsunuz. Burada bir sürü uç sipariş ettim. Ben çok incesinden, çok kalınına, daha da kalınına biraz abartmışım. Bu da yassı kalınlardan. Bu da yuvarlak kalınlardan. Bayağı bir uç sipariş ettim. Başka da yok herhalde. Bunların hepsini açmayacağım tabii ki. Ama aşağıda verdiğim linklerde hepsini inceleyebilirsiniz. Kendinize uygun olan uç seçeneklerini tercih edebilirsiniz. Hatta şu şeyleri tamamlayalım isterseniz. Lehimleme kısmıyla alakalı olan parçaları tamamlayalım. Biliyorsunuz lehim yaparken havyanın ucunu sık sık temizlemek gerekebiliyor.
Yani iyi, kaliteli, düzgün, temiz bir lehim yapmak isterseniz buna ihtiyacınız oluyor. Ve çoğu kişi tahmin ediyorum sünger kullanıyor. Yani süngeri ısıtıp pavyon ucunu süngerle temizliyorsunuz. Burada bir tel var. Telden yapılmış bir sünger aslında. Gördüğünüz gibi bu aslında bulaşık sünger teli var ya, onun gibi bir şey. Hatta ona çok benziyor. Tabii ki maddesi birazcık daha farklıdır. Eskiden ben de sünger kullanıyordum ama bu arkadaşımın çok kullanışlı olduğunu fark ettim. Temizlemek için bu aşağıdan açıp temizleyebiliyorsunuz temizlemeniz gerektiğinde. Pavyonunuzun ucunda mesela lehim birikti. Bu lehimi temizlemek istiyorsunuz. Şu şekilde batıra batıra bunu temizleyip tekrardan lehime devam edebiliyorsunuz. Herhangi bir su vesaire gerekmiyor. Bunun masanızın üzerine durması yeterli. Şekli şemal çok güzel. Şu üstünün yuvarlak falan olması. Dediğim gibi temizlemek istediğinizde bu alt kısmı söküp temizleyebiliyorsunuz. Bayağı kullanışlı şeylerden bir tanesi bu da. Şimdi isterseniz ben size şuradaki pense takımı, yan keski pense bir sürü takımı göstereyim. Hatta ayrıca belki bu çok kaliteli olmayabilir diye şöyle de ufak bir tane elektronik şeylerde kullanmak için yüksek kaliteli bir tane yan keski aldım. Tabii ki uygun fiyatlar arasında yüksek kaliteli kesim falan bayağı iyi. Daha iyi bir seçenek isterseniz ama yüksek fiyatları da tercih etmeniz gerekiyor. Hatta bunu şurada şöyle bir kilidi de var bu arada. Şöyle kilitlediğinizde açılmıyor. Yani böyle saklarken vesaire işinize yarayacaktır. Ama kullanım sırasında bazen bu yanlışlıkla kilitlenip sizi biraz deli edebilir. Çünkü şu kilit mekanizması çok kolay oynuyor. Onu göreceğiz. Bu sökülür mü? Sökülmez. Yani sökebilirsiniz de vidalı değil yani. Hani birazcık da oradaki metali parçalayarak almanız gerekiyor. Böyle bir yan keski aldım. Çok küçük bu. Bir de şöyle bir takım aldım. Farklı farklı şeyler lazım olacak diye. Bunu da ekledim sepetime. Evet, bunun için zaten bu kutu çok ağırdı. İçi de bayağı dolu. Şimdi bunların hepsini tek tek paketlemişler. Şöyle mesela tekmanları açmak için, takmak için şöyle bir ucumuz var. Burada normal bir pense var. Burada bir tane yan keski var ama böyle aşırı kaliteli bir yan keski değil. Yani kaba işlerde kullanılır. Zaten elektronikte kullandığınız yan keskiyi, yani kablo kestiğiniz, hassas şeyler kestiğiniz yan keskiyi gidip böyle kalın şeyleri kesmek için kullanmayın. Ucu bozulduğu takdirde bir daha işinize yaramayacaktır. Şöyle eğik bir pense var. Karga burun daha doğrusu. Karga burun pense. Şöyle yüzey kesimi yapabilmeniz için böyle kerpeten gibi bir tane ufak bir şey var. Bir tane uzun karga burun pense var gördüğünüz gibi. Bu güzelmiş mesela. Bayağı işe yarayabilir. Burada bir tane normal karga burun var. Bir tane de normal pense var. Yani hem uzun pense mesela şu... Ha pardon, bu düz. Mesela bunun ağzı dümdüz. Yani burada dişi yok. Bu da güzel. Bunda da dişli normal pense. Burada toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane pense var. Yani bu takım fiyatına göre bence iyi. Çünkü bu tarz şeyler proje yaparken her zaman lazım oluyor. Atölyenizde bu tarz alet edevatların bulunması da sizin işinizi bayağı bir kolaylaştıracaktır. Açıkçası bugüne kadar bu kadar çeşit pensem olmamıştı. Ben genellikle yan keski, pense, karga burun alıp devam ediyordum. Bir cımbız alıp devam ediyordum aslında. Bu tarz şeylerin olması da hoşuma gitti. Bazen çünkü detaylı projeler yapmaya başladığınızda bu tarz şeylerin de ihtiyacını hissetmeye başlıyorsunuz. Evet, yani kalitesi dediğim gibi aşırı iyi değil ama kaba işlerde çok iş göreceğine inanıyorum. Ve bu atölyeye en çok aldığım, severek aldığım ve çok merak ederek aldığım, iyi mi çıkacak, kötü mü çıkacak bilmiyorum. Bir tane multimetre. Bu multimetrenin tipi normal multimetreden birazcık daha farklı. MT-111 markası yok bu arada, yani sadece model var. Touch Sensitive Multimeter yazıyor. Başka da bir şey yazmıyor. Yani bir markası yok. Ama özellikleri, şekli benim çok hoşuma gitti. İçerisinde hatta bir taşıma kılıfı bile çıkıyor görüyorsunuz. Bir tane kullanım kılavuzu var. Tamam, paketi de çıkartalım. Kullananlar da bayağı iyi yorumlar yazmışlar ama dediğim gibi nasıl bir şey çıkacak çok merak ediyorum. Gördüğünüz gibi multimetrenin tipi bu şekilde. Üzerine proplar direkt buradan bağlı. Herhangi bir tak çıkar işlemimiz yok ve üzerinde bir dokunmatik ekran vesaire var. Şimdi bunu birazdan pil takıp inceleyeceğiz. İçerisinden yine bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor. Güzel, yani bunlar okunabilir şeyler. Burada bir tane taşıma kılıfı çıkıyor. Bu çok güzel gerçekten. Zaten bu cihaz genellikle mobil. Yani hani yanınızda taşıyıp mobil işler yapmak istediğinizde kullanabileceğinizi yazmışlar. Yani onun için uygun bir cihaz. Şöyle bir tane de askısı çıkıyor. Bu askıyı tutturabileceğimiz bir yer var mı? Şurası herhalde. Yani buraya takıp bağlayıp kullanabilirsiniz. Ama ben bunu takmayacağım. Çünkü genellikle atölyede kullandığım için masanın üstünde duracağı için o ekstra bana dert olacaktır. Şimdi buna pil takmamız gerekiyor. Piller içeride. Ben hemen pil getireyim. Pil takalım birlikte buna. İki tane 3A boyuttaki pille çalışıyor. Yani kolay bulabileceğiniz pillerden. Ve değiştirmesi de bayağı kolay. Bu arada ekranı çok hoşuma gitti. Şöyle ne kadar belli oluyor. Bunların detay çekimlerini yapacağım tabii ki. Ama ekranın görüntüsü çok iyi. Büyük olması çok güzel. Sadece bir tık ışığı az gibi. Yani çok rahat görünüyor bu arada. Ama hani telefon ekranı gibi değil. Bu arada dikey bakmaktansa yatay koyduğunuzda çok daha net belli oluyor. Şimdi bunun özelliklerine gelecek olursak şurada bir açma kapama butonu var. Buna bastığımda, basılı tuttuğumda kapanacak acaba? Ha, buradan şuradaki tuştan şeyi değiştirebiliyorsunuz. Modunu değiştirebiliyorsunuz. Şu an DC voltaj ölçme modunda. Şu an AC modunda. Şu an kısa devre kontrol modunda. Böyle bastıkça buradaki ekrandaki şey değişiyor. Şu an kondansatör ölçme modunda. Şu an frekans ölçme modunda. Burada da auto mod var. Auto modda ne yapıyor acaba? Direkt ölçüyor mu? Büyük ihtimalle ölçüyor.
Şu alt kısımda da odanın derecesini gösteriyor. Şu an bu oda mesela 21 dereceymiş. Bunu her zaman için gösteriyor. Şu an 22 oldu. 21-22 arasına gidip geliyor. Bu arada bu cihazın güzel özelliklerinden bir tanesi şurada canlı bir şekilde mesela buna bastığınızda basılı tutmak gerekiyor galiba. Ha basılı tuttum da burası şeye döndü. Fahrenheit'e döndü bu arada. Tekrar basılı tuttum. Dereceye döndü. Bir kez bastığımda da burada prizdeki elektriği ölçmenize, yakınlaştırdığınızda ölçmenize yarıyor. Bir deneyeceğim şimdi. Evet gördüğünüz gibi yakınlaştırdığım anda ötüyor. Ve burada elektrik var diyor aslında. Prize yakınlaştırdığınızda bunu size söylüyor. Arka tarafında da bir adet flash var. Basılı tuttuğunda büyük ihtimalle flash açılacak. Evet açıldı. Yani ışığı aşırı kuvvetli değil. Ama hani böyle hızlı işlerinizde veya tabii buradaki ışık da birazcık fazla ama aşırı kuvvetli olmadığını söyleyebilirim bunun. Evet genel olarak benim çok hoşuma gitti açıkçası. Yani çok güzel bir cihaz. Tek dezavantajı bence şuradaki problemlara biraz dikkat etmek gerekiyor. Eğer buradaki yer koparsa içerisini açıp tekrardan lehim yaparak buraya montaj yapmanız gerekebilir. Kolay kolay kopacağını düşünmüyorum ama dediğim gibi koptuğu noktada da diğerleri gibi tak çalıştır yani sadece probu değiştirerek buradaki işlemi yapamayacaksınız. Bu arada üzerinde bunun şeyi yok. Sadece voltmetre olarak kullanabiliyorsunuz. Amper ölçen herhangi bir şey yok diye görüyorum en azından. Özelliklerinde de yazmıyordu. Gayet kullanışlı. Benim çok hoşuma gitti. Tabii ki bundan daha iyi alınabilecek cihazlar var ama bundan daha iyi alınabilecek cihazlara geçtiğinizde de bu sefer fiyatta artmaya başlıyor. Şuradan bir tane pil çıkartıp pilin voltajını ölçeceğim. Bakalım ne kadar hızlı bir tepki verecek. Genellikle multimetre otomatik modunda yavaş ölçer. Bunun hani multimetrenin kalitesi bunun hızını aşırı fazla etkilemiyor. 1.616 616 617. Evet DC yani direkt olarak otomatik olarak algıladan ziyade DC modunu aldım direkt olarak. Ne ölçmek istiyorsam onu aldım. O zaman bir tık daha hızlı ölçüyor tabii ki. Şöyle modunu değiştirelim. Kısa devre. Ha kısa devre sesine bakalım bence. Güzel şu an 1 volt, 1 amp, 1 ohm, 2 ohm falan gösteriyor. Güzel, gayet iyi. Evet bu cihazı bayağı bir sevdim ben açıkçası. Bu arada 500 volta kadar AC ölçebiliyorsunuz. 600 volta kadar mı şey ölçebiliyorsunuz onu bilmiyorum ama kullanım kitapçığında o da yazıyor. Mutlaka bakabilirsiniz. Bu da Mustool diye bir marka. Mustool diye bir marka. MT111 modeli. Bu arada bunun ekranı falan belki biraz kolay çizilebilir. Emin değilim ama büyük ihtimalle kolay çizilecektir. O yüzden aletlerinizin arasında buna dikkat etmenize fayda var. Multimetremizi de bu şekilde geçebiliriz. Şimdi gelelim fiyatına göre merak ederek aldığım şeylerden bir tanesine. Projelerde bolca cımbız kullanıyorum. O yüzden bir tane cımbız takımı alayım dedim. Ama tabii ki bu cımbız takımının fiyatı uygundu. Kalitesinden biraz şüphe ettiğim için bir tane de kaliteli cımbız aldım. O kaliteli cımbızımız nerede? O da burada. Bir tane de şöyle kaliteli aldım. İlk önce şu normal uygun fiyatlıdan bir başlayalım. Şöyle açtığınızda hepsinin başında plastikler var uçlarına zarar gelmesin diye ve burada çeşit çeşit uçlar var. Bu arada kaliteleri aşırı iyi değil ama atölyede kullanabileceğiz. Yani metali falan güzel. Mesela bunun ucu iyi ama bir öncekinin ucu bunun kadar iyi değildi. Benim tabii ki fazlasıyla işimi görecektir. Ama kalite takıntısı olanlar varsa yani daha doğrusu bütçesi varsa daha kaliteli bir şey almanızı mutlaka tavsiye ederim. Ama bu bütçeye göre bence alınabilecek ürünlerden bir tanesi. Şöyle geniş ağızlı bir modeli var. Şöyle bir tane eğik modeli var. Yani bayağı bir çeşit var. 3, 4, 9 tane 9 çeşit modeli var. Eğer diyorsanız zaten ben çok hassas işlerde kullanmayacağım ve kullandığım anda cımbızın ucu zaten yamuluyor derseniz bunu tercih edebilirsiniz. O sayede verdiğiniz fiyatı fazlasıyla karşılığını size verecektir. Şöyle bir tane geniş ağızlı olan var kullanmak isterseniz. Ve bunu çantasıyla birlikte satın alıyorsunuz. Bu sayede gayet iyi. Şöyle kıvırıp sakladığınızda hatta şöyle galiba aynen. Gördüğünüz gibi çok az bir yer kaplıyor. Bunu da hatta istediğiniz yere asabilirsiniz veya çekmenize koyabilirsiniz. Bunların hiçbirine zarar gelmeden kullanabileceğiniz bir cımbız takımı. Benim çok işime yarayacak. Özellikle farklı uçların olması büyük bir avantaj. Ve bir tane de şöyle şey aldım. Bir tık daha kalitelisini aldım. Hani ne olur ne olmaz diye aslında aldım bunu da. Bunda farklı modelleri varmış ama genellikle elektronikte böyle eğik bir şey kullanıyor. Bunun ucu mesela diğerine göre tabii ki iyi. Şu orta kısımlarında delikler falan var. Böyle birazcık daha hafifletmek için bunu yapmışlar. Humming Tongue Tool diye bir marka. Zaten linkini aşağıya bırakıyorum yani. Markasını falan ezberlemenize gerek yok. Aşağıdan bakabilirsiniz. Ama bunun kalitesi gerçekten iyi. Mesela elektronik ince işlerde muhtemelen bunu kullanırım. Ama projelerde diğer yaptığım tüm işlerde buna zarar gelmemesi için diğer cımbızları kullanacağım. Yani genellikle atölyenizde hassas yaptığınız işlerle kaba yaptığınız işlerin aletlerinin farklı olmasında bence fayda var. Siz de bu şekilde tercih edebilirsiniz. Şurada önemsiz şeylerden devam edelim. Bunu hemen zaten incelememize gerek yok. Göstereceğim sadece. Burada bir makaron seti var. Bu makaron seti kutusuz. Normalde bunun kutulu olanını da tercih edebilirsiniz. Bir önceki aldığım kutuluydu. Bunu da kutusuz tercih ettim. Yani bunları kendi poşetlerine saklayacağım. Bu tabii ki çok iyi bir yöntem. Çok kolay bir yöntem değil. Siz isterseniz bunun kutulusunu da tercih edebilirsiniz. Kutuyu da kullanabilirsiniz. Eğer evde kutunuz varsa da bu şekilde tercih edebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Farklı farklı renklerde, farklı farklı boyutlarda makaronlar var. Projelerde mesela elektrik bandı kullanmak yerine makaron kullanabilirsiniz. Çok daha sağlıklı projeler yapmanıza yarayacaktır. Mutlaka herkese bunu tavsiye ediyorum. Şimdi şu poşetleri açalım bence. Şuradan bir
Bakalım bunda ne var. Bunun içerisinde havya standı var sanki. Evet, burada havya standımız var. Burada sadece benim aldığım havyaya göre bu havya standları pek uyumlu değil. Ama o küçük havya dışında bir tane büyük kalem havya aldım. Belki onu da gösteririm aslında birazdan. Normal bir kalem havyanız varsa bu tarz standlar çok daha uygun. Benim aklıma şöyle bir şey geliyor ama. Belki bir 3D printer parça basıp o havyayı da buna oturacak bir şekilde şey yapabilirim, ayarlayabilirim. İçerisinden bir adet de sünger çıkıyor ama benim süngere ihtiyacım yok. Çünkü biliyorsunuz metal sünger aldım. O çok daha kullanışlı olacak. Mesela bunun içine koyduğumda büyük ihtimalle. Aslında şöyle duruyor. Yani bir sıkıntı yaratmaz bu zaten. Ama içine doğru attığınızda da büyük ihtimalle gider. Yani şöyle bıraktığınızda herhangi bir sıkıntı olmadan duruyor. Yani bunu hiçbir müdahale etmeden bunu bu şekilde kullanabileceğim gibi görünüyor. Evet, süper. Evet, burada bu adaptör. Havyamız için bir adaptör. Havyaya uygun bir şekilde kullanabileceğim bir adaptör aldım. 12 volt 5 amper. 12 volt 5 amper. Bir de 24 volt tercih etmedim. 12 volt tercih ettim. Çünkü genel projelerde kullanmamız gerektiğinde işe yarayacak bir adaptör olsun istedim. Gördüğünüz gibi bu şekilde taktım. Hatta şurayı da açalım. Yani havyanın kalınlığı neredeyse adaptörün girişinin kalınlığı kadar gördüğünüz gibi. O yüzden bu kalem havyayı kullanmak böyle çok şık, çok rahat, çok hafif olduğu için projelerde de elinizi yormayacaktır. Ucu da çok kolay değişebildiği için büyük avantaj. Yani tak çıkar şekilde anında farklı bir uca geçebilirsiniz. Herhangi bir vida vesaire gibi şeyler... Şurası vida değil değil mi? Yok değil. Ha, vidaymış. Ama bir işe yaramıyor zaten. Aa, pardon. Arkadaşlar bu böyle takılıyor. Özür dilerim. Öbür türlü hemen çıkar. Bence öbür türlü kullansanız da bir sıkıntı olmaz bu arada ama bunu bu şekilde takıyormuşsunuz. Ben bunu bu arada yeni öğrendim. Ben direkt oradan takıyorsunuz ve kalıyor zannettim. Şöyle tabii ki çıkmıyor. Ama dediğim gibi diğer türlü kullansanız da sıkıntı olmaz. Yani sık sık uç değiştireceksiniz. Burayı bence açmanıza gerek yok. Ama bir test etmekte fayda var tabii ki. Adaptörde bir tane şöyle kablo geldi zaten. Bunu buraya takıp işte taktığımızda çalışmaya başlayacak. Burada bir adet silikon tabancası var. Bu silikon tabancasını Amerika'dan aldım. Bu arada diğer aldığım aletlerin hepsi Çin'den. Sadece bunu Amerika'dan aldım. Bu da birazcık hızlı gelsin diye. Bir iş için lazımdı ama kullanmadım sonradan. Yani hızlı gelmesinin bir anlamı olmadı. Şu kutuları niye böyle yapıyorlar anlamıyorum ya. Bunları açmasını hiç sevmiyorum. Şimdi bu silikon tabancasını niye aldığımı sorarsanız. Çok küçük, hafif. Tetiği hoşuma gitti. Uç kısmında plastikten ziyade şurada metal olması güzel. Ve şurada da bir adet ayarı var. Yüksek ısı ve düşük ısı şeklinde. Tabii ki ben bunu Amerika'ya uygun bir şekilde aldım. Siz alırsanız Türkiye'de kullanacaksanız Türkiye'ye uygun priz seçeneğiyle almanızda fayda var. Arkasında bir adet LED'i var. Bu arada bunun girişi küçük silikonlardan. Biliyorsunuz bunların farklı farklı çaplı olanları var. Bu benim tercih ettiğim silikonlar küçük çaptaki silikonlar. Bunun büyüklerini de kullanabilirsiniz. Ben genellikle ama büyük silikonlar hem büyük hem uzun oluyor genellikle. Yani kaba iş yapmadığım için, ince iş yaptığım için küçük silikonları daha iyi kullanabileceğimi düşünüyorum. O yüzden ben bunu tercih ettim. Bu da böyle bir şey. Bakalım şuraya koyunca güzel duruyor mu? Evet, gayet de iyi duruyor. Şurada bir de zaten ayağı var. Bu çoğu silikon tabancasında vardır zaten. Şu şekilde koyabilirsiniz. Bu da böyle bir silikon tabancası. Şimdi gelelim atölyenin sevdiğim parçalarından bir tanesi. Bu normalde atölye için olmazsa olmaz bir parça değil. Yani ama olursa keyifli kullanacağınız şeylerden bir tanesi. Bu bir wall stick. Wall stick biliyorsunuz elektrikli bir tornavida. Yani ince işlerde kullanabileceğiniz. Şu an kutu müthiş görünüyor bu arada. Gördüğünüz gibi sanki bir Apple kutusu açıyormuşçasına kutu tasarımı vesairesi gerçekten çok iyi. Lithium Precision Screw Driver. Yani bunun lityum bataryalı şarj edilebilir bir tornavida. Şimdi bunu niye kullanıyorsun gibi sorular sorabilirsiniz. Dediğim gibi atölye için çok şart bir malzeme değil. Ama olduğunda da mesela bir vidayı böyle sürekli döndürmekse buna masasını vız vız diye açılıyor. Özellikle çok vida söküp takacaksanız bayağı bir işe yarıyor. Yani kullanması çok keyifli bir alet. Ama mesela şey bazı vidaları böyle çok zorlayarak açmanız gerekir. Onları zaten kendisi döndürerek açamıyor. Birazdan göstereceğim. Benim eski Wall Steam'de normal şöyle ince kalem pille çalışıyordu. Bu kendinden şarjlı. O yüzden bunu tavsiye ettim. Bir de bu set içerisinde 69 in 1 diyor. Yani 69 parça ve 69 uç. Ona birazdan bakarız. Çok hoş bir görüntüsü var. Evet, şunu yani kutusu falan zaten çok şık. Yani fiyatını bence kesinlikle hak ediyor. Öncelikle şurada gördüğünüz gibi uç takımları var ve bunların üzerinde içerisinde neler olduğunu söylüyor. Şurada hem resimden hem de üzerinde yazıyor. Bunun içerisinde base var. Bu base de sizin aslında Wall Steam kullanmadığınızda koymanıza yarıyor. Bunu hemen açalım. Yani kutuların kalitesi vesaire gerçekten çok iyi. Bu base bu arada ağır. Şekli şemali çok güzel. Şöyle koyacağım masaya zaten. Burada da bir tane içerisinde kutu çıkıyor. Bu kutu saklama kutusu gibi düşünebilirsiniz. İki tarafı da mıknatıslı ve tık tık açıp kapatabiliyorsunuz. Burada ne var? Burada screw pad var. Tamam, bunları açalım ama ilk önce şu Wall Steam'imizi açalım. Evet, gördüğünüz gibi asıl kahramanımıza tam olarak burada. Şöyle bir görüntüsü var. Gerçekten çok şık. Üzerinde iki tane şöyle buton var. Bu butonları bastığınızda sağa veya sola dönüyor. Açma veya kapama. Yukarıdakine bastığınızda hani vida çıkarmış gibi düşünün. Açıyor. Buna bastığınızda vidayı sokarmış gibi düşünün oradaki yere. Takıyor. Ön tarafında LED'i var. Bastığınızda LED'de çalışmaya başlıyor. 3 tane LED var bu arada. Burayı vidaladığınız yeri aydınlatmaya yarıyor. Arka tarafında bir adet micro USB girişi var. Buradan şarj edebiliyorsunuz. Üzerinde Precision Screws ve Dual Power Mix vesaire vesaire gibi yazılar var. Şuraya koyduğunuzda da şık bir şekilde
masanızda durmuş oluyor. Gerçekten çok iyi. Şimdi bunun dışında şu kutunun içerisine saklayabiliyorsunuz. Sanırım bunun yanında bir adet de şunlardan saklayabiliyorsunuz. Bir açalım hatta onu da. Bu da yine böyle çubuk şeklinde uç takımı. Şu bir taraftan açıp bunun içerisinden uçları alabiliyorsunuz. Farklı farklı uçları saklamak için de güzel bir yöntem. Üzerinde de aslında hangi uçların olduğunu detaylı bir şekilde zaten şuradaki yazılarla göstermişler. Bunu da buraya koyup hadi ben gidiyorum deyip bunu çantanıza atıp gidebiliyorsunuz. Bu yönden de gayet güzel. Ben bunu genellikle yine kullanmayacağım. Çünkü genel olarak atölyede çalışma yaptığımdan dolayı herhangi bir yere taşıma işlemi olacağını düşünmüyorum. Şöyle rastgele bir tane uç aldım. Bu ucu da uç kısmına böyle taktığınızda alt kısmında zaten mıknatıs var. Biraz taktıktan sonra sonunda pıt diye zaten oraya oturuyor. Daha sonra buraya taktığınızda güzel bir şekilde duruyor. Şarjı bittiğinde de arkadan şarj edebiliyorsunuz. Şurada ne var? Burada yine aksesuar falan diyor. Buna bakalım. Burada bir adet şarj kablosu çıkıyor. Şöyle ince küçük bir şey. Bir adet vantuz çıkıyor. Bu herhalde işte bir şeyi tutup kaldırmak için. Belki telefonun camı vesaire olabilir. Şurada bir adet üçgen bir pena gibi bir şey çıkıyor. Bu da telefonu açtığınızda yan tarafını kaldırabilmek için. Özellikle telefon aslında tamiriyle vesaireyle veya onun gibi ince işlerle uğraşıyorsanız bu cihaz sizin çokça işinize yarayacağını düşünüyorum. Burada bir adet manyetiklendirme ve demanyetiklendirme cihazı var. Bu da şu şekilde aslında işe yarıyor. Bir tarafa sürdüğünüzde bunun ucu mıknatıslanıyor ve vidayı falan böyle çok rahat bir şekilde tutup kaldırabiliyorsunuz. Diğer tarafa sürdüğünüzde de orayı demagnetize ediyor. Herhalde öyle söylenir. Yani manyetik özelliğini, manyetik şeyini aslında kaldırıyor. Bu sayede işte o vidayı tekrardan bırakıyorsunuz. Yani sizin aslında kullanım sırasındaki tercihinize göre kullanabileceğiniz bir şey. Bunu da masa üstünde kullanabilirsiniz. Ve burada bir adet de şey var. Gördüğünüz gibi şöyle bir küçücük bir tatlı bir kavanoz var. Bu kavanozun içerisinde farklı vidalar var. Bu vidalar niye kullanılıyor bilmiyorum. Hani bu cihazla alakalı bir yedek parça olduğunu zannetmiyorum. Belki de hani bunun içerisindeki bir şeyleri değiştirmek içindir. Dediğim gibi bir fikrim yok. Ama siz de kendi vidalarınızı koyabileceğiniz şöyle küçük bir kavanozda geliyor. Şimdi burada daha bitmedi tabii ki. Yani bu cihazın aksesuarları gerçekten fazla. Ve benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi burada bir pet geliyor. Bu kesme matana çok benziyor bu arada. Gördüğünüz gibi. Scree pet diye geçiyor. Şu mesela bunun özelliği şey. Gördüğünüz gibi anında vidalara bıraktığınızda üzerine pıt diye yapışıyor. Çünkü bu pet mıknatıslı. Yani siz bir vidayı, vidaların kaybolmasını istemiyorsanız gördüğünüz gibi söktüğünüz anda bunun üstüne bırakıyorsunuz ve bu sayede buradaki vidalarınız kaybolmuyor vesaire. Easy and enjoy yani yazmışlar. Arkada vida şeyleri var, resimlerini falan koymuşlar. Çok bir anlamı yok. Ön tarafı da böyle çok şık bir şekilde duruyor gördüğünüz gibi. Burada logosu falan da var. Gayet şık bir şekilde ve bence çok kullanışlı. Yani bir kavanozu koyup kavanoz devrilir, çoğalıp oldu derken bunun üstüne bıraktığınız anda bütün vidalar duruyor. Ve şöyle vurduğumda bile düşmüyorlar. Yani biraz oynuyorlar. Ama düşmüyorlar. Gerçekten güzel. Tornavidamızın ucu da toplam 200 RPM değerinde dönüyor. Tork değerlerini yani tekrar bahsetmeme gerek yok ama ürün sayfasına bu detaylara bakabilirsiniz. Dediğim gibi benim çokça işime yarıyor. Kullanmaktan da çok zevk aldığım bir ürün. Eğer sizin atölyenize böyle bir ihtiyacınız varsa aşağıdaki linkten bu cihaza da bu alete de erişebilirsiniz. Başka bir aksesuarı kalmadı herhalde. Bunu açtık, bunu açtık. Burada zaten uçlar var yine. Hepsini tek tek açmamıza gerek yok. Evet, bu Wallstick de bu şekilde. Şimdi bunu da kenara kaldıralım. Ve malzemenin yavaş yavaş sonuna geldik. Burada bir adet şey aldım. Silikon kablo. Bu normal kablo zil tellerine farklı olarak silikon yani yumuşak bir kablo. Bir tık daha pahalı normal zil tellerine göre ama gerçekten kalitesi çok fazla. Isıya da dayanıklılar. Ben kullanırken çok daha keyif aldığım için bu şekilde bir kablo seti tercih ettim. Burada da her makarada işte 7'şer metreydi yanlış hatırlamıyorsam bu şekilde kablolardan almış oldum. Yanında bir kablo sıyırıcı veriyor. Şöyle basit bir mantıkla çalışan kablo sıyırıcı veya kesmek için de kullanabiliyorsunuz. Yok kesmek için kullanamıyorsunuz. Sadece kablo sıyırmak için bu. Bir miktar makaron göndermişler. Kablo cırtları göndermişler renkli renkli. Yani güzel. Bunları kullanabileceğimiz şeyler. Ve son olarak da kablo sıyırıcı aldım. Projelerde bence yani İşimi en kolaylaştıran şeylerden bir tanesi kabloları soyarken bir yan keski kullanmak yerine bu tarzda bir cihaz kullanmak. Çünkü çok kaliteli bir şekilde istediğim boyda kabloları soymama ciddi yardımcı oluyor. Hatta şuradan bir tane mavi kablo alalım. Bu kabloda bunun denemesini yapacağız. Yapısı bu şekilde. Alt kısımda da pens çakmak için yerler var. Yani siz bir terminal vesaire çakacaksanız bu alt kısımda onları halledebiliyorsunuz. Üst tarafta şöyle bir mekanizma var. Bu mekanizma sayesinde kablonun uç kısmını soyabiliyorsunuz. Gerçekten çok enteresan çalışıyor. Bir taraftan kabloyu tutuyor, diğer taraftan da kablonun ucunu soyuyor. Alt kısımda bir tane şöyle cetvel var. Bu cetvel yardımıyla da kablonun boyunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yani çıkıntı olacak kısmı. Niye ayarlayamadım ben ya? Heh tamam. Biraz zor yani ittirmek gerekiyor şuradan. İstediğiniz gibi kablonun boyunu ayarlayıp her defasında kablonun boyunu aynı boyda kesmenize yarıyor. Bunun dışında sadece kablonun ucunu soymak gibi algılamayın aslında. Kablonun mesela bazen şey ihtiyacımız oluşuyor. Ortasından kesip buradan bir bağlantı yapmamız gerekir. O işlemi de gayet güzel yapıyor. Şimdi ilk önce ucunu açmayı deneyeceğim.
Gayet güzel bir şekilde soydu gördüğünüz gibi. Bir tane şu ortadan bir yerden açmayı deneyeceğim. Şunu şuraya koydum. Evet, gördüğünüz gibi buradan da açmış oldu. Yani tek yapmanız gereken kabloyu oraya koyup şu şekilde buraya baskı uygulamak. Bu şekilde rahatça ayırıyor. Ha, bu arada bir şey daha var. O da şuradaki şey, kablo kesme yeri. Gördüğünüz gibi şurada bir de kablo kesme yeri var. Onu da bir test etmek istiyorum. Evet, kesiyor ama şöyle söyleyeyim. Bir yan keskiyle daha kaliteli kesebileceğinizi söylerim. Çünkü buradaki dişe ve karşı tarafa baktığımda aşırı kaliteli değil. Bu kesme kısmı özellikle. Yani buralara herhangi bir sıkıntı yok. Buralar gayet iyi. Kesme kısmı aşırı kaliteli değil. Bir yan keskiyle bu kesme işlemini yapsanız bence daha iyi olabilir. Benim eski kullandığım kablo sıyırıcılar. Bu kesme kısmı da gayet iyiydi ama bunda böyle değişik bir fark var. Bu zaten şekil olarak da diğerlerinden değişik. Ama atölyenizde kullanabileceğiniz malzemelerden bir tanesi. Böylelikle kendim atölye kurarken sizinle de bu videoda tüm detayları paylaşmış oldum. Buradaki gösterdiğim tüm malzemeler toplam 300 dolar civarında tuttu. Tabii ki TL dolar kuru değişebileceği için siz alırken bunların fiyatları da değişmiş olabilir. Ama tüm ürünleri aşağıdaki linklerden kontrol edebilirsiniz. Eğer bu seri hoşunuza gittiyse farklı farklı bütçelerde atölyeler nasıl oluşturabilir onlarla ilgili video çekmek istiyorum. Ama bunu yapabilmem için de eğer bu kanala abone olursanız bana ve videolarıma destek olursanız çok daha iyi içerikler çekebilirim. Buradaki aldığım malzemeleri siz kendi bütçenize göre değiştirebilirsiniz veya bazılarını almayabilirsiniz. Belki evinizde bunlar olanlar vardır ama dediğim gibi kendi bütçenize göre benim tercih ettiklerimin alternatiflerini de tercih edebilirsiniz. Çünkü çok çok farklı modeller, çok çok farklı özellikler olan cihazlar da var. Daha ucuzları da var, daha pahalıları da var. Eğer bütçeniz varsa tabii ki daha iyilerini almanız çok daha mantıklı olacaktır. Eğer bütçeniz kısıtlıysa aynılarını veya daha düşük modellerini de tercih edebilirsiniz. Bu videoda genel olarak bir atölyede kabaca lazım olacak şeylerden bahsettim. Ama buradaki malzemeler benim atölyemde minimum şekilde olması gereken cihazlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve eğer bu kanala abone değilseniz daha iyi videolar çekebilmem, daha iyi içerikler sunabilmem için aşağıdan hemen kanala abone olabilirsiniz. Eğer zil bildirimlerini açarsanız video gelir gelmez size bildirim gelecektir. Bu sayede sizin desteğinizle birlikte bu kanal çok daha değerli bir hale gelecek. Ve böylelikle bir videonun sonuna gelmiş olduk. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur ve videoyu beğenmişsinizdir. Şimdi atölyemi de artık kurduğuma göre güzel güzel projeler yapmaya başlayacağım. O yüzden bundan sonraki videolarda artık projeler gelmeye başlayacak. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.